Bu evlilik çirkin, kirli bir oyun. Sahtekarlık. İnsafsızlık. Bu bir cinayet. Bunu sen mi söylüyorsun? Unutma ki biz ikimiz bundan daha kirli, daha insafsız bir cinayet işledik. Sema! İhter? Bihter? Ne oldu? İyi misin? Eğer beni tanıyorsan, ben kendimi tanıyorsam, ben Bihter'sem eğer, bu evlilik olmayacak. Burada mıydın? Salonda sanıyordum seni. Beni yalnız bırak. Ne oldu? Behlül sana ne dedi de böyle delirdin yine? Bihter. Kimi arıyorsun? Ne yapıyorsun Bihter? Nihal'e söyleyeceğim. Ver şunu. Dayanamıyorum artık. Söyleyeceğim, bilsin. Herkes bilsin. Saçmalama. Ver dedim. Ne olacaksa olsun artık. Kendine gel. Çıldırdın iyice. Alo. Alo Bihter. Aa, Nihal'cim benim canım. Ne oldu? Ses gelmedi önce. Sesini alamadım da başka birini tuşladım zannettim. Bihter'in telefonu benimkinden farklı da. Nasılsın? Çok iyiyim, siz? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun diye merak ettim. Kolayladın mı işlerini? E işte. Kuaföre gidiyoruz şimdi Pelin'le. Saç provası var bugün. Ah, harika. Behlül'le iş bölümü yaptık. O da düğün organizasyonuyla ilgileniyor. Ne güzel. Ne oldu? Niye aradınız siz? Yardıma ihtiyacın var mı diye soracaktım. Hayır, yok. Teşekkür ederim. Olursa söyle lütfen. Tamam, söylerim. Kolay gelsin canım. Öpüyorum. Sağ olun. İyi günler. Neydi bu şimdi? Ne anlamsız değil mi? Bunlar anne kız bir tuhaflar valla. Ruh halleri sürekli değişiyor. Hani bir ara Behlül'le evlenme kararını gözden geçir diye tutturmuştu Firdevs Hanım. Sinirim bozulmuştu. Ediyorum sana bir öyle bir böyle diye. Yakın zamana kadar bu iş olmasın diye imalarda bulunuyorlardı. Şimdi yardım meleği kesildiler başıma. Dengesizler valla. Kontrolünü kaybettin. Toparlan, kendine gel. Sen istesen de, istemesen de olacak bu iş. Kabul et. İzin vermeyeceğim buna. Asla. Asla. Böyle bir şeye başlarken sonunun bu olacağını düşünecektin küçük hanım. Şımarık çocuklar gibi ayağını yere vuracağına, aklını başına topla. Hırs yapacağım diye ne kendi hayatınla oyna, ne de benimkiyle. Nihal benden öğrenecek. Başka çıkar yol kalmadı. Ya kendini bitirmekle kalmazsın. Bu skandal benim de sonum olur. Yeter. Bıktım senin bencilliğinden. Bir kere beni düşün anne. Ne yaşıyorum ben, anla. Boğuluyorum artık. Nefes alamıyorum. Ruhum sancıyor. Dayanamıyorum. Yenilgiyi kabul edemiyorsun. Hepsi bu. Hayatını hırsına kurban edeceksin. Söyleyeceksin de ne olacak? O sana mı dönecek? Adnan nasıl karşılayacak? Korkmuyor musun? Olabilecekleri düşünmüyor musun? Hadi diyelim uygarca koydu seni kapının önüne. Sonra ne olacak? Beş parasız orta yerde kalacaksın. Adnan Ziyagil'i aldatan kadın olarak herkesin diline düşeceksin.
playboyların hepsi de senin peşine düşecek. Günübirlik seviyesi ilişkiler yaşamanı isteyecekler senden. Bunu bekleyecekler. En çapsız adamlar bile labali davranmaktan çekinmeyecek. Yılışacaklar, sırnaşacaklar. Burada kalacağımı kim söyledi? Çekip gideceğim ben de. Yaşadıklarını burada bırakabileceksen durma git. Ama bırakamazsın. Onlar hep seninle Bihter. Nereye gidersen git hep seninle. Nereye kadar kaçacaksın? Ne sen unutacaksın, ne unutturmak istediklerini. Hep hatırlanacak. Bu hiç unutulmayacak, hiç. Bu adam için değer mi? Değmediğini anlayacaksın zamanla. Bugünkü heyecanın yerini ince bir sızıya bırakacak. Ömür boyu hissedeceksin. Bu yükü taşımayı kolay mı zannediyorsun? Bu utancı yaşamak kolay mı? Hala Melih Bey takımı. Mührünü silemedim ben. Yanımda sürüyorum hala, pranga gibi. Ağır, çok ağır. Ben de taşıyorum seninle birlikte. Bir eksik bir fazla ne fark eder? Ben de Melih Bey takımına ait değil miyim? Sen Bihter Ziyagil'sin. Yapma Bihter. Kimse bilmese bile sen biliyorsun. O bile yetiyor insanın içini kemirmeye. Vazgeç artık, kurtar kendini. Bile bile devam etmek durumunu ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramayacak.